İşsiz gençlerimizden tutun, yoksullaşmış çiftçilerimize kadar, esnaflarımıza zaten. Kadar. Evet. Herkes bir şey bekliyor ama meclis işte bir telaşla bu son haftayı geçirelim, bitirelim. Dün gece saat işte 1.30-2 arası bitti meclis. Bugün yine başlayacak, yine sabahlanması bekleniyor. Cuma, cumartesi günü işte şimdi eldeki turizm yasasının bitirilmesi. Sonra o meşhur meclisin son hafta, siz bilirsiniz torbaları. İçinde ilgisiz maddeler ve OHAL düzenlemesini de uzatan, itiraz ettiğimiz, daha doğrusu kaldırılmış OHAL'i fiilen devam ettiren bazı maddeleri 3 yıl daha uzatan bir düzenleme. Ardından tatile girip 1 Ekim'e kadar meclisin çalışmaması gibi bir durum var. Cumartesi mi bitirmek planlanıyor? Plan, yani daha doğrusu şu, bize tabii sürekli şey söyleniyor, şu turizm paketini geçirelim, o zaten bir felaket. Daha sonra torba yasağı geçirelim. Mümkünse işte 15 Temmuz'da gidelim diyorlardı. Biz bunu kabul etmediğimiz için şu anda çalışılıyor. 15 Temmuz Perşembe'den sonra da işte 2 gün, 3 gün ne zaman olursa bayrama kadar torba yasayı bitirip meclisi tatile sokmak istiyorlar. Efendim torba yasa demişken OHAL'i konuşuyoruz biz 2-3 gündür. Şimdi Plan Bütçe Komisyonu'ndan torba yasa geçti. İçinde de OHAL de var. Çok tartışıldı. Hani 3 yıl daha uzatmak istiyor, siz itiraz ediyorsunuz. İtirazınızın nedeni ne? Öncelikle onu sorabilir miyim? Şimdi birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bundan 19 yıl önce iktidara geldiğinde Türkiye'nin bir ilinde OHAL vardı. Ve aslında o son kez uzatılmıştı kendinden önceki hükümet tarafından. Ve en son o OHAL kendi dönemlerinde bitip de yeniden uzatmadıklarında Türkiye'nin her yanlarına billboardlar yapıştırdılar. OHAL'i sona erdirdik diye. Ve her yerde Recep Tayyip Erdoğan, hamdolsun biz geldiğimizde halen ülkede OHAL vardı. Olağanüstü halle yönetilen bir ülkeden, ki Tunceli'deki son kez uzatılmış OHAL'i kastediyordu. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde meclisteki tüm siyasi partiler o gün bu darbe girişimine karşı pozisyon aldılar. İmza attılar. Özel oturumlara katıldılar. Akşamleyin kapalı meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla açıldı, hedef değildi, hedef haline geldi, bombalandı. Ama darbeye karşı hep birlikte itiraz edildi. Öyle olmasına rağmen ve herkes bu darbeyi yapan Fethullahçı terör örgütüne karşı, onun uzantılarına, devletin kendi deyimlerine, damarlarından beynine doğru ulaşmış bu yapıya karşı birlikte mücadele edelim dediği halde 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Temmuz sivil darbesini gerçekleştirdi Recep Tayyip Erdoğan. OHAL ilan etti. OHAL ilanı şuydu: meclisin yasama yetkisini elinden alıp Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna, bugünkü yönetim şeklinin çok benzeri bir yetki aldı ve önce 3 aylığını aldık dedi. 1,5 ayda bitireceğiz dedi ama 2 yıl sürdürdüler. Bunun içinde referandumu, anayasa değişikliğini yaptılar. Bunun içinde seçimi yaptılar ve ardından 2 yılın sonunda OHAL sona ererken de OHAL'in kritik yetkilerini İçişleri Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na veren bazı düzenlemeler yaptılar 3 yıllığına. Şimdi o düzenlemelerin sonundayız. O dönemde o düzenlemeler yapıldığında buna kanun eliyle fiilen OHAL yetkilerinin uzatılması yorumu yapılmıştı. Yani düşündüğümüzde 2 yıl gerçek OHAL, olağanüstü hal, 3 yıl OHAL'deki pek çok yetkinin uzatılması, 5 yılın sonunda bir 3 yıl daha uzatıyorlar. Yani geldiklerinde 2 ay sonra OHAL'i kaldırdık diye Tunceli'de övünen iktidar bugün 5 yıldır OHAL yetkileriyle ülkeyi yönetiyor ve artık normal yönetemez hale geldiğini itiraf etmiş durumda. Neler uzatılacak? Bir, gözaltı süreleri uzatılacak. Yani efendim, eğer bir terör örgütüyle bağlantı iddiası varsa gözaltı süresi işte 4 günken bu süreler 2 kez kademeli olarak uzatılabilecek. Efendim, ihraçlar kolay olacak yine. Kamudan ihraçlar. Bir de kayyum atamalarda mahkeme kararıyla kayyum atanabilecekken, tasarruf mevduatı sigorta fonuyla canlarının istediği şirkete kayyum atamaya devam edecekler. Bu yetkiler anayasada sadece olağanüstü hal ilan edildiğinde yapılıyor. Şimdi OHAL olmadığı halde bu yetkileri kanun eliyle almak fiilen olağanüstü hali sürdürmek demek. Düşünün ki 2021 yılındayız.
ve bu yetkiler olmaksızın ülkeyi yönetemez hale getirmiş ve 5 yıldır bu olağanüstü yetkilere bağımlı hale gelmiş, demokrasiden uzak bir hükümetle karşı karşıyayız. Utanç verici bir durum. Bir benzeri şeyde işte 2010-2011'de Taksim'de 1 Mayıs kutlanmıştı. 1 Mayıs tatil olmuştu. Onunla övünüyorlardı. Taksim Meydanı özgür diyorlardı. 5 yıldır Taksim Meydanı'nda kuş uçurtmuyorlar. Taksim Meydanı'nda sembolik bir çelenk bırakmaya bile gazla müdahale edecek durumdalar. Türkiye'nin geldiği durum, bundan 30 yıl önce madenciler çıkıp Zonguldak'tan 15 bin madenci Ankara'ya yürüyebiliyordu. 10 binlerce madenci. Soma'dan 40 tane madencinin Ankara'ya doğru gelmesine izin vermeyen bir hükümet. Yani o aşağıladıkları, hakir gördükleri, kötü gösterdikleri, gençlere kötü bellettikleri eski Türkiye'deki özgürlüklerin fersa fersa gerisinde sözde ileri demokrasi dönemindeyiz. İnsanların hak arayamadığı, yürüyemediği, her itiraz edenin job yediği, gaz yediği ve herkesin terörist ilan edildiği bir süreç. Bu konudaki son sözüm şu olsun, bu OHAL yetkileri gerçekten teröristlere uygulanıyor olsa bu konu bambaşka bir zeminde konuşulur. Teröriste karşı uygulanacak yetkiyi gazeteciye karşı. Yani ben terörle mücadele edeceğim diye yetki alıyor. Fotoğraf çeken, bir cenazede fotoğraf çeken foto muhabirini uyguluyor. Ben terörle mücadele edeceğim diye yetki alıyor köşe yazarına. Boğaziçi'ndeki öğrenciye uyguluyor. Boğaziçi'nde eğitim hakkını savunan, kayyum rektöre itiraz eden öğrenciye uyguluyor. Temel sıkıntı burada. Bunların gözünde herkes terörist. Bu yetkileri eline aldığında yarın kimin canını yakacağı hiç belli değil. Ama birkaç gün içinde, şimdi komisyondan geçti. Bugün ya da yarın genel kurula bugün mü geliyor? Şöyle, gelemez. Karşı oy yazılma süresi var. Perşembe gününe kadar karşı oy yazacak arkadaşlarımız. Ardından aslında 48 saat sonra ama o süreyi işte bir grup önerisiyle ihlal edip çekebiliyorlar. En erken Cuma günü saat 14'ten sonra görüşülmeye başlayacak. Cuma ve Cumartesi günü görüşülüp yasalaşması beklenebilir. Ama özetle anladığım, bu hafta sonuna kadar turizmle ilgili yasa da olmak üzere, bu torba yasada OHAL dahil olmak üzere torba yasayla beraber Cumartesi ya da Pazar günü meclis bu işleri bitirip kapanacak. Evet, bu işleri bitirecek. Yani sarayın gündemini tamamlayıp, sarayın taleplerini yerine getirip, sarayın siparişlerini bandır çıkar yasa olarak götürüp, vatandaşın isteklerini duymadan, vatandaşa sırtını dönerek tatile gidecek beyefendiler. Evet. Şimdi müsaade ederseniz bir son dakika haberi var. Özgür Bey, yanlış anlamayın sizi. Tabii ki bu konuyu konuşmak için çağırmadık. Türkiye'nin farklı gündemlerini konuşacağız ama arkadaşlarım da beni uyarıyorlar. HDP binasına bir saldırı daha var sevgili izleyenler. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu saldırı. Elimdeki bilgilerden bu.